Medeniyet Düşünürü Farabi. 2020 yılı Büyük Türk Bilgini Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü. Farabi'nin bilim ve felsefe alanındaki katkılarından ötürü 2020 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Farabi yılı ilan edildi. Bu vesileyle ünlü Türk bilginimizi daha yakından tanıyalım. Farabi, 870 yılında Türkmenistan'ın Farab şehrinde doğmuştur. Yüksek öğrenimini ise dönemin bilim ve sanat merkezi olan İran'ın Bağdat şehrinde tamamlamıştır. Batı kaynaklarında Al-Farabius olarak anılan Farabi, Aristo'nun tüm eserlerini inceleyip açıkladığı için Aristo'dan sonra ikinci öğretmen olarak bilinir. Farabi'nin mantık, matematik, astronomi, astroloji, fizik, felsefe, siyaset, dil, tasavvuf ve müzik üzerine olmak üzere tıp dışında 100 civarında eseri vardır. Asıl ilgisi felsefe ve mantık olan Farabi, genellikle ilk Türk filozofu olarak anılır. Felsefe dünyasında ikinci öğretmen lakabıyla anılan Farabi, müzik alanında birçok tarihçi ve müzik kuramcısı tarafından birinci öğretmen olarak kabul edilir. Müzik bilimini teorik ve pratik olarak iki bölümde ele alan Farabi'nin Büyük Musiki kitabı incelendiğinde onun sadece büyük bir kuramcı değil, aynı zamanda bu sanatı fiilen icra eden bir sanatkar olduğu açıkça görülür. Farabi müzik sanatını müşahede ve uygulama yoluyla öğrenilen ve matematiğin kapsamında bulunan bir bilim olarak tanımlar.